Merhaba herkese, Troya'ya devam. Şu an bizi bayağı kallavi bir savaş bekliyor. Girelim. Okay, yağmuru tercih etmem diyecektim ama tabii ki savaşı onlar başlattığı için istediklerini seçebiliyorlar. Onların destek birlikleri buralardan geliyor. Benim destek birliklerim öyle garip bir yerden geliyor. Biraz saçma oldu ama. Onların destek birliklerinin önünü buradan kesmeye denesem yok ya, iki taraftan sıkıştırırlar. Hiç işime gelmez ki, savaş arabaları var. Benden daha azlar, ona dikkat etmem lazım. Biz şöyle gelin. Siz arkalarına dizilin. Paris sen kal şimdi şuralarda. Önce mevzilenmesi olan yok değil mi? Bir tane varmış, ona da gerek yok. Tamamdır, destek birliklerine ulaşmaya çalışacağız o zaman. Haksızlık ama ya, yani çok saçma her şey. Durun, atış serbest. Ateş edin onlara. Sen çekil şuraya, ölme durduk yere. Gelin arkadaşlar şöyle. Şu tarafa bakın, şu tarafa bakın. Siz de böyle. Ormandan çıkman lazım. Direkt piyadelerimin, menzili piyadelerimin direkt saldırısına uğraması, savaş arabası saldırısına uğraması hiç hoş olmadı tabii ki. Meşgul edebilir misin onları? Gelin dostum siz de. Okey, okey. Çok iyi hasar veriyoruz. Kimse de ölmüyor. Şuradan kaçabiliyor zaten. Sorun değil de çok hasar alıyoruz. Gerçekten çok saçma oldu. Her şuraya gelip onlara ateş edebilir misin bir ihtimal? Ordunun geri kalanı ateşliyor gibi. Hadi daha hızlı, daha hızlı ateş edin, daha hızlı ateş edin. Hadi dostlar, başarabilirsiniz dostlar. Heh, gelen var mı? Gidin direkt şuraya, kim bulursanız ona saldırın. Siz de aynı. Bu durumda sen geri çekilebilirsin bence. Zaten yakında bir şey değilmiş şu an o. Tamam, şuradaki savaş arabasının işi bitti. Geri dönebilir. Gel abi şöyle sen de. Tamam, oradan menzili saldırı almıyorum. Siz neredesiniz? Şöyle bir izin deyince saçmalamış orada zaten. Savaş arabalarını tamamen kovduk galiba. Şu an seçili birimlerin tamamı yakın demiş değil mi? Tamam, şöyle bir dizilmeye çalışın kendi halinizde. Şuradaki okçular, tamam, bunların menziline girdiler gibi aslında. Şuraya dizilseler bunların üstüne gelmeye kalkacaklardır elbette ama bunlar yetişir onlara. Okay. Sen oradan bir kaç, ne olur ne olmaz. Sen iyi bir yerdesin. Sen şu tarafa bak. Sen şu tarafa bak. Sen şuradaki yakında bir şeye dahil ol. Tamam tamam, sorun yok, kazanıyoruz. Bunlara yetişebilir miyiz? Oradaki savaş arabası bir can sıkıcı bir hamle yaptı. Ne durumdasınız? Okey okey. Onları indirin en azından. Uzakçılar Paris'e doğru geliyor. Kaç. Yolladık mı oradaki savaş arabalarını? Henüz değil. Sen şuradan dolaş diyeceğim. Oradan da bir savaş arabası geliyor. Bir dakika. Sen değil. Ha, sen yakında düşmüşsün. Tamam, şuraya gel. Onları iyi temizledik. Şuradan sıkıştırın bunları. Siz ikiniz şunu hedefleyin. Onları tabii daha sonra kovalamayın. Sen şuraya geçersen süper olur. Efendime söyleyeyim, sen şuraya geçersen süper olur. Bunlar yetiştiği zaman zaten orayı halledeceklerdir ama yetişmelerine daha biraz daha zaman var. Allah, Paris Paris, kaç 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 kaç, ne yapıyorsun?
Ha, bunu o Q diyordu. Şey yapmıştım. Tamam, daha iyi oldu. Hmm, seni kullanamıyoruz değil mi? Senin şuraya gelmen lazım. Sen de şuraya yerleşirsen şahane olur. Başka... Sen oradaki engelmeye git, dahil ol. Senin de öyle yapmanı icap eder. Sen ise geride dur tabii ki. Bak ya, bu nasıl burada? Okay, orada bir karışıklık olmuş o zaman. Okçuları yakında bir şey, yakında bir şey okçuluk yapmaya gönderdim az önce fark etmeden. Oha, buradaki savaşı kaybettiler mi? Bunlar ne abi böyle? Bunları sen de ateş edebilir misin dostum diyeceğim. Bir dakika, sen niye yakında bir şey görüyorsun? Bu da yakında bir şeymiş ya. Ya burada mühimmat işareti var ya, kafamı karıştırmış saçma sapan bir şekilde. Girin abi şöyle. Orası tamam mı? Siz şöyle arkadan çevirmeye çalışın. Siz şuraya dizilirseniz mükemmel olur. Bir tane birim, kaç tane birim mi kilitledi vallahi, iyi hareket yaptı yapay zeka. Burada sen hariç herkes menzilli saldırı yapıyor. Şuradan yapın o menzilli saldırıyı. Tamam mı onlar? Siz de şuradan gelin, arkadan saldırın. Sen yakın dövüşsün. Siz burada iyisiniz. Arkadaş, yine yanlış iş yaptım. Tamam, çevirleyin siz. Okçuların açısını birazcık kapatmış olacağız ama çevirmek mantıklı. Evet, Paris hatta git. Sen hallet onları madem kaçıyorlar. Aa, şurada da savaşa dahil olmuş birimleri varmış onun. Vay be. Bunların hepsi gerçekten okçu değil mi? Tamam, sizin şu tarafa dönmeniz icap ediyor dostlar. Sen onları boş ver. Sen şuraya gel. Sen de gel. Okay, okay. Şurayı hallettik mi? Hallettik de bir dakika. Sen gel dostum. Geçemedim. Şu herifi öldür. Siz ise şöyle geliyorsunuz. Buradaki okçular da onların arkasına geçiyor. Daha mantıklı bir dizilim sahibi olmuş oluyoruz. Böylece gel şöyle. Paris kovaladın mı onları? Tamam. Sen de ya, sana da ihtiyacım olabilir. Şunları kovalamak isterim Parisli ama okçuları menzilime sokmak istemiyorum durduk yere. Evet abi, direkt saldır. Senin de mühimmatın mı bitti hay Allah? Sen ona erişemiyor musun ya? Siz gelin, etraftan dolaştırmam lazım sizi. Siz de şu taraftan dolaşın. Sen gel. Öncelikle şuradaki menzilleri indirsem daha iyi olacak. Aa, burada komutan da varmış. Uf, o komutan şimdi bu okçuların üstüne gelecek değil mi ya? Siz ikiniz şöyle bir... Dur, henüz bir gelmeyin. Şunlar da bir savaşa girsin. Görünmez oldu. O yüzden şeyi kaybetmiş olabilirler. Tamam, gerek yok.
Ay, gelinsiz. Ha, tekrar saldırmayı deneyin. Ordu bayağı bir hasar aldı yalnız ya. Şehirlerine saldıracak kadar canım kaldı mı ondan emin değilim mesela şu an. Biz de şuraya gelin. Şuna müdahale edebilir misiniz siz bir ihtimal ya. Orada hala biraz mühimmatım var. Şey yapmak istemiyorum, kaybetmek istemiyorum o mühimmatı. Durdurun o generali. Durdurdunuz mu? Tamam, süper. Onları siz de arkadan ateş edin. Süper, tam istediğim şey. Ve savaş bitti mi? Güzel. Valla destek birliklerinin ulaştığı yer çok saçma olduğu için çok kriz halinde bir savaş oldu gerçekten ya. Hallettin mi onu, gel. Hatta Paris, sen de gel şunu bir öldür. Tamam, onu Paris halledecek, sen şunları da al bari. Güzel, komutanı da öldürdük. Nice. Sevindirici. Abi Friendly Fire'dan Paris'i öldürmeyeceksiniz değil mi az sonra? Tamam. Onlar kaçmadan önce bir destek olabilir misin onlara? Kendi başlarını öldüremeyecekler belli ki. Onlar da tamam. Onları yakalayamayacaksınız. Boşuna kalabalık etmeyin orada. Bunların hangileri garnizondu, hangileri asıl orduydu? Galiba ilk savaştığım orda asıl orduydu. Garnizon desteği geldi değil mi? Evet. Yani aslında... Ha, ama garnizonla da daha savaşacağım değil mi? Tamam, o yüzden bunları öldürmek şu an mantıklı aslında. Haritadan çıkmadan yakalayamayacağız galiba onu. Yani yakalasak bile haritadan çıkana kadar öldürebilir miyiz? Belki, belki deneyelim. Güzel, güzel. Bu, onu yakalayamayacağız galiba. Şurada hala yakalanmayı bekleyenler var ama. İşte hızlı bir tane bile birime sahip olmak ne kadar büyük fark yaratıyor ya. Bir sonraki savaşta bunların hiçbiriyle savaşmak zorunda kalmayacağım mesela eğer. Aynı tur içinde savaşırsam tabii. Zaten yakalayamayız. Kaldı mı başka biri? Kalmadı. Hayırlı uğurlu olsun. Okay. Güzel kaynak. Güzel kaynak ama ikmale çok ihtiyacım var şu an. Buradan da bir şeyler kazandık tabi. I grow in fame and skill. Hop. Bak, pusu tuttu bu sefer. O arkadaşların dediği yanlış demek. Ya da bu oyunu, bugünkü bölümü şeyden sonra çekiyorum. Bir güncelleme çıktı, ondan sonra çekiyorum. O güncellemeyle düzeltmiş de olabilirler tabii, bilmiyorum. Ama şu an yam olarak kullandığım ordu pusudaki ordularımın önündeydi. Ona rağmen pusu tuttu. Olması gereken de bu zaten. The gods smile.
Kumpas inşa oldu. Peki. Kronos. Tamam ya, geri çekmeyeceğim. Heh, yeni bir maksat nihayet. 6 birim idare ettin. Savaş arabası. 5 harbi savaş arabası. 5 tane acil durum savaş arabası. Kalitesini bilmiyorum ama mantıksız değil. Başka? Bu kolay ama ödülü kötü. Bu da kolay ama ödülü kötü. Bu da kolay ama kötü. Tamam, ben savaş arabası yaparım 6 tane. 3 tane daha yapmam lazım sadece. O iş kolay. Şimdi öncelikle şu Paris tarafına bir bakalım. This will hurt. Otomatik sonuçlandı. Ardından %2 daha ikmal al, tamam. Burayı yerle bir edersem yürümem bitiyor mu acaba? Okey, bitmiyormuş, güzel. Şu an Mirnia'ya saldırabilirim istersem. Saldırmalı mıyım? Garnizonun kaliteli olduğu malumunuz. Tazelenmem de çok uzun sürecek. Grace and style. 17. I'll have to refuse. 29 kişiye karşı 31 kişiyle savaşmak ama hasarlı 31 kişiyle savaşmak ama onda şuradaki 12'si hasarlı. Onun ordusu daha kaliteli. Ayrıca duvarlı yerleşim yeri. Yok. Kazanacağından şüpheye düştüğün zaman savaşmamalısın önerisini yaparım herkese. O önerime kendim kulak vereyim. Efendi gibi. Şuraya pusu kurayım ben. Paris, sen de aynı şekilde. Sen de orada yem görevi göreceksin. Orduyu oradan bir çıkartıp dövelim biz. Sen şurayı da bir onla. Ne var elimde? Bu. Tamam. Paris, sen şuradan bunu onlamaya çalış. Şunu 11'lersem ne alıyorum? Baskın vaziyetini. Dünyanın işe yaramaz şeyi gerçekten. Bir şeyler yokmuş. Sen de 11 oldun. Sen de şunu onlamaya doğru devam et. Hector tarafında. Orayı ele geçirelim. Şuradaki orduyu temizledikten sonra o. Şimdi tekrar bir bakayım. Evet, tahmin ettiğim gibi başka bir ordusu da var bunların. Muhtemelen de Gordion'da oturuyor o ordu. Öyle öncelikle nasıl sonraya bir turda erişemeyeceğim. Şu Pessimus'u bir alayım. We're taking over. Mukaddes Ege toprağı falan değil ama ne yapalım artık. Odun üretir ya da birilerine satarız. Ya şöyle yavaş yavaş. Set an ambush. Senin için de geçerli. Gordion'da iyi bir garnizon vardır diyecektim. Yani 12 kişilik bir garnizon var. Çok kötü değil ama ben de işte birazcık hasarlıyım. Daha doğrusu Hector'un ordusu hasar değil de bu arada biraz hasar var. Yani ordu gerçekten de tahmin ettiğim gibi Gordion'un içindeyse onu bir pusuya düşürmek icap eder. Karakolları yapmaya başlamış mıydım? Başlamışım. İzaura'ya başlamamışım ama oraya da yapalım. Bu karakol yeri varmış. Şunlardan da yapayım o zaman. Ne yapayım? Bölgede %5 ikmal veriyor ya. Bölgede olmasaydı, eyalette olsaydı ne kadar da güzel olmaz mıydı? Kaç tur sürüyor onu yapmak? 4 tur arkadaş ya. Yani şu yeni aldığım yeri ondan yapayım diyeceğim. Biraz daha tazeleneyim diyeceğim. 4 tur sonra kim öyle kim kala gerçekten. İlahlarda maksimum ulaştığım yok.
Onyon olsun, bu olsun, bir tane de tabii ki meşruiyet olsun. Yıkma ihtimalleri yüksek ama neyse. Hop, yanlış adam. Şunu seçmeye çalışmıştım. Nile doğru götürüyordum. En son aynı şeyi yapmaya çalıştım da Babil seferinde. Buralarda bir sürü dikik yerleşim yeri görmüşüm. Lan bedava yerleşim yeri alayım bari falan diyerekten Mısır'a gitmemi bayağı bir ertelemiştim. Şu an öyle bir şey çıkmadı karşıma. Under sail. Anchors away. Nil'in... Kıbrıs'ın diğer tarafından dolaşsak daha iyi belki de ama... Neyse canım. Yavaş yavaş. Şu an zaten altın sıkıntımızı büyük ölçüde çözdük. Hatta altın sıkıntısı demişken hemen bir Troya'ya bakmak istiyorum ben. Altın sıkıntımız var da. O iki iş gücünün birikmesi biraz zaman alabilir. En azından bu eyalette başka iş gücü harcamam gereken bir şey yok şu an. Remember your honor, courtiers. So your work might be remembered in turn. 75 tutar diye umuyoruz. Burada bilinmeyen bir şeyler var. Ha, bununla saygınlık kaybettim. Ben ki zaten sadece 10 saygınlığım vardı. Yok, bununla mı kaybettim? Yayma da çok az şey veriyor ya. 47 şans, 47 şans. Yani aslında yani düşünürsen 360 altın artık benim için çok büyük bir rakam değil ya. En azından 5 turuna. I do like talking about fishing. Everyone needs pastimes, I suppose. Saray eylemlerim dedikodu ya boşuna gidiyormuş gibi hissediyorum. Bunu çıkarmak istiyorum bir. Volisos'u geliştirme planım vardı. Onu hatırladım nihayet. Buranın 3 olmasını bekliyordum sanırım. Troya 7 olmayı bekliyor. Efes... 5 olmayı mı bekliyordu? Öyle bir şeydi. Yok, bunu yapıyordu zaten. Ya burada... Hiç şeyim de yokmuş ya, tapınağım da yokmuş. Ben bir tapınak yapayım buraya. Bir slot buna lazım. İnşaat maliyeti. Tamam, o tapınağı upgrade ettikten sonra Apollon olsun. Bir şeyleri yıkarım. Efes'te bir şey yıkmayı unutmayacağım bak. Onun yanında daha çok şey var. Hector, şunu da 20'li o zaman. Bir tane daha bir şey kullanabileceğim. Baskın geç. Azmet, yakın savunma, yakın saldırı etrafına. Yo. Artı 2 de biraz az değil miymiş kardeşim? İkinci kademe birimler ve birinci kademe birimler için hem de sadece. Püf, ne kadar dandik bir özellik ya. Şu fena değil. Suç bakımını azaltalım bari. Maksimum seviye kaç acaba? 27 değildir herhalde değil mi? Acaba bir şeyi daha böyle 13'leme fırsatım olur mu diye düşünüyorum da. Şuralarda ne var bakayım? Altın bakım masrafını azaltmak mesela fena almaz. En azından bir şeyi 4'lemek fena almaz yani. Bunu geç. Bunu geç. Bunu geç. 9, 9, 9. Bunu da geç. Tamam ya. Önemli özellikleri aldım sadece. Sadece işte şu 4, 4, 4. Fena olmaz alabilirsem. Savaş arabasını da unutmayayım tabi. Duty first. You can rely on me. Yapalım ve şunu alalım mı? Okay. Ve tunç konusunda süper zengin sayılmayız ama idare ederiz ya. Gerekirse ticaretten alabileceğim, kurtarabileceğim seviyelerde.
Ne yapacaktım? Ha, savaş arabası diyorduk. Making my mark. Diğerlerini alamam değil mi düşman topraklarda olduğum için? Tamam, bunu alalım o zaman. 3. seviye, 4. seviye. Tamam, ucuz olandan şu savaş arabaları. Ha, okçuymuş ama bunlar da bak. Alabildiğim daha iyi bir savaş arabası vardı sanki ya. Müttefiklerime bir şey mi oldu? Hız 95, hız 80. Yani giderler arasında çok fark yok ya. Tamam, sen 1-2-3 tane almam gerekiyordu değil mi? Yes, bunu bir yapalım. I'll prove myself. Let's make war. Kalıcı olarak düşünüp düşünmediğine emin değilim o savaş arabalarını ya. Bakalım. Belki ilave ederim. Gereksiz olabilirler çünkü biraz şu an. Yani fazla olmaları şey yani. Ha, bu güçlüymüş, ben saldırmayayım diyebilirler sonuçta. Bunu ben gem olarak kullanıyorum ya. Onun olmasını istemediğim için. Okay, son olarak diplomasi. Masalım olmak isteyen biri var. Kimsin sen? Kumanni. Kimle savaş halindesin? Karkamış'la. Karkamış benim kankitom. I will unite this land. Yok ya, istemiyorum. Çok uzak. Gereksiz savaşlara girerim onun yüzünden. Hititlerle falan hiç gerek yok. Hop. Bu sefer pusu başarısız oldu deminkinin aksine. Ama arada çok fazla güç farkı olduğu için herhalde herkes ölür burada değil mi ya? Güzel. Z2 biraz az göründü. Ben bunu alacağım. Greatness is. Okay, maksat yerine getirildi. Hemen bir bakayım yeni aldığım savaş arabaları nasıl şeylermiş. I take what I will. Ha, farklı farklı. 5. seviye savaş arabası bile var. Hititli savaş arabası güçlendirilmiş. Hoş, güzelmiş, güzelmiş. Okay, şimdi şuraya bir saldıralım biz. At the road. On the march. Sen de with Athena's blessing. Şuradan desteğe gel bari. Divine charge. They won't hold out. Bir tane bundan yerlerini yapmaya gerek olmaz herhalde. Şapkayı sürdür bakalım şimdi. Going at them. We will go down in history. Vaziyette kalabiliyorsun. Birazcık taze yenirsin bu sayede. Zaten o vaziyetteymişsin. Güzel. Sen de mi bunlarla savaş halindesin ya? Benim alacağım şehri alacaksın bir de. Gıcık olurum alırsa ki muhtemelen de alacak. Neyse. Hector tarafında. I lead with courage. Şöyle bir gıcıklık var. 6 kişilik orduyla Kualia'ya geldi. Yine nispeten kaliteli bir ordu. Kualia'ya bir şey yapamaz tabii ki de. Buradaki tabii ki karakollarımı falan yıkacak saçma sapan. Yani ona bir önlem almak lazım. Yapacak bir şey yok. Gel bakalım General. Companion of Ares. Bunu içle. Nereden devam et. Sana ne varmış karşı orada? Yani menzilli de var, yakın dövüş de var. Companion of Ares. Dengeli bir şeyler alabiliriz. Ha, burada Anadolu savaş arabası falan alabiliyormuşuz. Güzel. Bir tane al. I seek fighting men. Bunu al iki tane. You are my chosen. Strong and sound of mind. Tamamdır. Uf, -10.000. Ay arkadaş. Yapacak bir şey yok. Bu ordu tabii ki buraya saldırmamak yerine
Saldırmak yerine Ninoya'ya doğru da gidebilir. Buradan da bir şey alayım diyecektim. Yok, aynı eyalet olduğu için alamıyorum. Şuradan alayım bari. 12.000. Set up watches. Kim aşağı gidebilir tabi. Burası da aynı eyalet bununla. Yani bırakırsam sonsuza kadar saçma sapan koşturacağı için öyle bir şey yapmak lazım o konuda. Neyse, bunları oraya götürecek halim yok. Defender of my people. Let's make war. Ordeon'a ulaşabiliyormuşum. Ulaşamayacağımı varsaymıştım. Yaklaş bakayım ne varmış orada, görebiliyor muyuz? Move it. Hiçbir şey yok görünüyor. ...23 kişilik bir garnizon buradan geleceklerle beraber ama o garnizonu kapatabiliriz malum. Şu tarafta bir şey olup olmadığını görebilir misin? Şu vaziyete bir gir. Yok, biraz uzaktı orası. The lackluster life offends me. Why should I listen? Yani bunların bir ordusu olduğu kesin. Bundan başka bir ordusu o kadar güçlü olarak gözükmüyordur diye düşünüyorum. Ama askeri baskı da gözükmüyor ya bir yandan. With Athena's blessing. Tamam ya, gel sen şurayı bir kuşat. Evet, orada değilmiş. We can their resolve. Keep up the pressure. I've got what it takes. Gel desteğe. Forward march. Sen de marş vaziyetinde desteğe ya. Önümüzdeki tur gidip şurayı kuşatmakla sorumlu olacak o kendisi, o arkadaşımız. Fighting for Ares. Okula şuradan Jet yavaş yavaş inmeye devam etsen. Osman. Praise Poseidon. Bak, bak gel beni al diyor. Restoring honor. Altın üreten bir Megiddo var burada. Victory beckons. Under sail. Anchors away. Ashkelon yine boşta. Babil şeyinde olduğu gibi. Kült yerleşim merkezi. In Ares name. Yerleşeceğim ben buraya. Ship moving. Bedava Ashkelon yani. Okay. Taş konusunda aldığım taşlar da varmış. Bak onu bilmiyordum. Okay, altınımız artıyor ama dayanırız ya. Saray eylemi. Senden ordu ücretlerini azaltmamı istiyorum. Kılıçlı ve yaylı birimlerim. Şey, kılıçlı ve sopalı birimlerin değil mi? Ama baltalı da olabilir. Yaylıları direkt azaltsam daha mantıklı sanki. Oldu mu bu kadar mı? Azaldı mı yani? Okey, azaldı galiba. Güzel. Hiç hissettirmedi kendisini ama. Bakalım bakalım. Kalsın. Ön 3 olmasını bekliyorum. Troya'nın 7 olmasını bekliyorum. Abi yani burası 7'ye çıkmıyor mu acaba? Artı 1 için 1 diyor. Tamam, önümüzdeki tur 6'ya çıkacak o zaman. Okey. Şimdi artısı da seçili zaten.
Okay. Burası da yeni aldığım yer. Aç odunu yap direkt. Bir de %30 odun arttıran şey varmış. Okey, onu da yaparız. Harisim yetenek puanı varmış, harcamış. Sen de şunu onla. Bunu onladığın için kimle savaştığının farkında mısın özelliğini alıyor. Eksi 10 moral veriyor etrafına. Tehdit altında diyor pek. We will win through. I stand Bibios. Basalım olmak istiyor. Kıbrıs'ta savaş halinde. I fight for Hatti. Yani çok uzaktakileri vasallaştırmak, ne bileyim. Şimdi Kıbrıs bana savaş açacak sonra. Onlarla uğraşayım. Yok ya, gerek yok. Bilmiyorum, belki kafa meselse kabul ederim de şu an kabul edesim gelmedi. Okey. Bu adamların ordusunun nerede olduğu belli oldu. Düğüm de bitti. Ama ona nasıl müdahale edeceğim falan önümüzdeki bölümde düşünürüz artık. Bu bölüm burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Okey. Sonra görüşmek üzere. Bay bay.